Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz her şeyden önce. Ee, bugün aslında trend yolda makine öğrenmesi üzerine neler yaptık, neler yapacağız, neler hayal ediyoruz'u konuşmak üzere Terminator 2'nin sonunu ağlayan 3 kişi olarak bir araya geldik. Nereden nereye değil mi? Yani zamanında Çok acaba makineler eriz edecek mi falan derken bugün <laughs> aslında biz bunu nasıl yaparızı konuştuğumuz günlere geldik. Ben kendimi tanıtarak başlayayım. Ben İlker Mutler, Data Management ekibinde çalışıyorum. 7 yıldır da Trendyol'dayım deyip Cenk sözü sana vereyim. Ben de Cenk Çivici kaç yıldır çalışıyorum. Çok. Hiç yılları sayma <laughs> e, şeyim yok. 7,5 yıl oldu galiba tren yolda çalışmaya başlayalı. Her yılda kaç yıl gibi geçti. Çarpı 3. 3 gibi geçti. Teknoloji ekibine liderlik yapıyorum ben de. Hı hı. Merhaba ben de Nezir. 7 sene oldu benim de tren yolları Aynı baş... dönemde başlamışız. A, a, hepimiz yani. aynen aynı dönemde evet. başladık. O zamandan beridir de algoritmalarla uğraşıyoruz. Algoritmalarla tren... oynuyorum. Oynamaya çalışıyoruz, <laughs> oluşturmaya çalışıyoruz. E... Detaylarını zaten konuşuruz algoritmaların. Bugün de zaten olabildiğince neler yaptık, neler yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonrasında bunları yapmak için nelerle uğraşacağız... Hı -hı. sohbet da geçirmeye çalışacağız deyip, Cenk abi ilk sana bir soruyu yönelteyim hemen. Çok Hazır zor olmasın. Sen. Çalıştığın yerden soracağım abi. Tamam. Yani uzun süredir buna kafa yorduğunu da biliyorum. Evet. O yüzden çalıştığın yerden gelecek diye düşünüyorum. Trendyon'un teknoloji stratejisini anlatmakla başlasak, yani. ne dersin ve bunun içerisinde Strateji. sence ilerleyen dönemde makine öğrenmesinin rolü nedir? Tamam. Strateji deyince böyle çok... Şey, Risk oynayasın geliyor e, Çok önemli kelimeler ya stratejiler, vizyonlar. Ben şöyle özetleyeyim. Yani tren yolda yapmaya çalıştığımız e, ana amacımız aslında tren yolun e, yapmaya çalıştığı şeyi teknoloji dünyasına map etmek. Yani onu implement etmek, gerçeğe dönüştürmek. Tren yolda Türkiye ve çevresinde çok büyük bir e-ticaret oyuncusu olma hedefiyle gidiyor. Bunu da gerçekleştirmenin yolu teknolojiden geçiyor. Bizim de odaklandığımız hani tren yol e, değerlerinin en önemlerinden bir tanesi müşteri odaklı izliyoruz. Ekibimizi yaptığımız işler hep müşteri odaklı, müşterinin e, uygulamalarımız, platformlarımız içindeki e, e, akışı e, açısından e, map ediyoruz aslında. Şimdi İngilizce kelimeler kullanıyorum, <laughs> kimse kusura bakmasın, <laughs> alıştığımız için. Aynen. E, burada da aslında ilk yıllardan hani 7,5 buçuk yıl dedim, İlk yaptığımız şey ne oldu? Bu platformları geliştirmek oldu. Platformlar milyonlarca insana ulaştı. Terabaytlarca data, değil mi? Evet abi. İlker, bu datayı saklayan insan olarak <laughs> her gün her klik, her yapılan hareket, siparişler, bütün her şeyi saklamaya başladık sonra. Sonra da bu müşteri hareketlerini müşteriye verdiğimiz değeri daha iyi hale nasıl getiririz demeye başladık. O da tamamen Nereden geçiyor? Machine Learning'den geçiyor. Optimizasyon, iyileştirme. Orada çünkü teknolojinin geldiği yerde artık tüm dünyada biz bu konulara böyle trend olmadan çok önceleri başlamıştık. Değil mi? 7 yıl önce, 8 yıl önce. Ama artık herkesin gözünün önünde bu konular. Biz de burada yani çok fazla konuda müşterinin o tren yoldaki yarattığı faydayı maksimize edecek şekilde birçok ürün geliştiriyoruz. Ürünlerimiz artık şey değil, hani makine öğrenmesiyle yaptığımız çözümler de var. Başka şekillerde uyguladığımız çözümler de var. Önemli olan orada ürün, ürünün etkisini arttırmak. Ama şey diyebilirim net olarak, yani artık tren yolun... E, e, bu kadar fazla datayla etkisini arttırma zamanı geldi. Çünkü yaptığımız işlerin etkisinin böyle çok fazla olduğu her konuya baktığımızda orada datayı görüyoruz. Ee, meş makine öğrenmesini görüyoruz. Stratejimizin de ana odandı belki mi data, data science. Her gün değil mi konuşuyoruz? konuştuğumuz konular aynen. Dönüp dolaşıp yani bir de bu şey diyeyim uzatmadan bir konu daha var. O da teknik platformlar. Evet. Yani security'den tutun ee, güvenlikten tutun diğer konulara kadar standartların uygulanması, yazılımcıların e, güvenlik odaya... yani birçok konuda şey var gene önümüzde yapay zeka ile çözülebilecek çok konu var. Sadece ben e, tren yol müşterisi demem. Biz de kendimiz iş yapış şekillerimize bakınca gene yapay zekanın birçok konuyu optimize edecek konular da var. Hem optimize hem otomasyon Aynen. açısından da fırsat sunduğu birçok nokta, bir nokta var. Doğru söylüyorsun abi kısa oldu değil mi şey bence gayet bence yerinde biliyorum. ve sürekli konuştuğumuz konular olunca artık böyle şey evet. gibi oluyor omurilikten geliyor değil mi abi söyleyeceğim bir şeyden 7 yıl önce hep beraber bir araya geldiğimizde yani bir, böyle 1 megabayttan 1 megabaytlardan 2,5 terabaytlık datalardan <laughs> petabaytlarca scale'e geldik bir petabayt ne kadardır? hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geriye doğru çarpa çarpa kaç megabayt datamız var'a doğru gidiyoruz galiba. Artık şey oldu abi bunları bile yapay zeka soruyoruz. Petabayt bizim abi. normalimiz oldu <laughs> her tabii, gün. Doğru bu arada. Bir de değil mi international da açılınca. Tabii tabii. Yani gün Artık ve gün aslında gün. işlediğimiz, yönettiğimiz, bundan değer ürettiğimiz data hacmi arttı. Şimdi tabii bununla beraber birçok yatırım da yaptık aslında çünkü ilk zamanları hatırlarsın nezir yani böyle sisteme sorgu bile atamadığımız yerlerden nerelere geldik. Evet. Şimdi bu yaptığımız yatırımların aslında data science tarafında ne gibi faydalar oluyor size nasıl ivme kazandırıyor? bunlarla beraber elde ettiğimiz bazı somut sonuçlar da var mutlaka. Onlara örnek verebilir misiniz? E, tabii. E, biz bu alana 7 senedir aslında çok ciddi yatırım yapıyoruz. 7 sene dediğim 7 senedir makine öğrenmesine, yapay zeka algoritmalarına yatırım yapıyoruz. Ondan önce de veriye çok ciddi yatırım yapıyorduk trend yolu olarak. Her kararımızı e, veriden esinlenerek e, yani alınmaya çalışıyorduk. ki Evet. Datanın daha iyi bir fikri var yazıyor. Her zaman. Her zaman. Her zaman. <laughs> Her zaman. Aynen onu da ekleyelim. E, o yüzden de hani e, ciddi bir birikim de elde edebildik ve şimdiye kadar da şirketimize ciddi bir katkı sunabildik bu algoritmalar sayesinde. Bunu nasıl yaptık? Şirketimizin vizyonundan yararlanarak aslında aynı paralellikte çalışıyoruz. Nedir? Trendyol bir müşterilerle satıcıları buluşturan bir teknoloji firması. Bu platformu sağlayan bir teknoloji firması. teknoloji kullanarak hem müşteri deneyimini iyileştirmeye çalışan, ve satıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan ve bu ticaretin gerçekleşmesini sağlayan bir platformuz. Hızlı araya gireyim. Burada hep bizim söylediğimiz bir şey var. Tren teknoloji platformu. Yaptığımız işte e-ticaret. Evet. Aslında. E, tersi daha farklı bir anlama gelebiliyor mesela. Bu yüzden teknoloji vizyonuna sahip bir ekibiz, şirketiz ürün geliştirmeye ürün çalışıyoruz. O, o da, da e-ticaret sektöründe kullanılıyor evet. aslında. Aynen öyle. O yüzden de bizim algoritmalarımızın da amacı da birincisi müşterilerimizin deneyimini çok iyileştirmek. Buna yönelik algoritmalar yazmaya çalışıyoruz ki kullanıcılarımız daha mutlu ayrılsınlar ve ticareti yapabilsinler. İkincisi tabii hani platformumuzda satıcılarımızın ürününü satıyoruz. O yüzden de satıcı deneyimimizi de çok iyileştirmemiz gerekiyor. Bu da ikinci amaçlarımızdan biri. E tabii bu da hani büyük bir ticarete neden oluyor. Satıcılarla müşterileri e, buluşturunca o yüzden de bu ticareti de verimli yapmamız gerekiyor. Çünkü bunun bir lojistiği var, operasyonu var. Çok ciddi şey e, operasyon süreçler mi, var. Nezir mesela ben bir kullanıcıyım. Tren yola geldim. İlk e, başta ne yapmam gerekiyor? Doğru ürünü bulmam oradan başlıyor konu. Yani ilk önce bir karşılamamız gerekiyor ana sayfada. Evet. Ana sayfada hangi banner'ı göreceksiniz? Hangi ürüne evet. göreceksiniz? Belki de banner görmemeniz gerekiyor. Daha önce geldim e, Geldim evet. ona göre de. Geçmiş deneyiminize göre o anki verinize göre şekillenmesi gerekiyor. Size özel bir e, ana sayfa olması gerekiyor. Sonra bir arama yaptığınızda hangi ürünleri doğru size ürünleri. göstermemiz gerekiyor? Hangi ürünleri alma ihtimali daha yüksek? Bunu hesaplamamız gerekiyor ki. Tüm ürünler üzerinde hesaplamamız gerekiyor onları gösterebilir. Evet, doğru daha, indirimlerin görünmesi Aynen öyle yani. sadece bu arada şey değil kullanıcı aradığı ürünü gösterme konusu değil ilgisini çekebilecek evet. bir ürünü gösterme. Her e, zaman esnasında. ilgi alanında değil, belki ilgi alanı olabilme ihtimali olan ürünleri. Zaten aynen onlar öyle. daha çok oluyor bu arada. Evet. Daha kesinlikle, çok satıyor. De, kesinlikle her zaman zaten sepet öyle biliyor. Evet. <laughs> Bunları sağlamaya çalışıyoruz kullanıcı tarafında. Tabii tek amacımız kullanıcı bir şey satmak değil. Bunu bu satışı, hmm, satışı sağlıklı bir şekilde yani. yapabilmek. Yani kullanıcılarımız o e, ürün satın aldıktan sonra eline ulaştıktan sonra mutlu olması. İyi bir deneyim e, sonucunda e, o ürünü e, almış ...olması. E, bunun için de kullanıcıları... ...iyi bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyor yine... ...platformumuzda. Hı hı. E, örneğin neler var? Mesela e, biz, ürünlerin hepsinde... ...çok ciddi yorum e, var. Hani... ...binlerce yorumlar var hatta bazı ürünlerde. E, bunların hepsini kullanıcı okuyamaz. E, o yüzden o, o, o yorumlardan... ...en verimlerini en hızlı görebilmesi gerekiyor. Biz de i̇şte ne yapıyoruz? E, sıralama... ...algoritmalarıyla yorumları sıralıyoruz... ...kullanıcılar önden ki kullanıcı en... ...faydalı yorumları görebilsin. Veya bu yorumlardan... ...kelime grupları çıkarmaya çalışıyoruz ki kullanıcı özet sunalım bir yandan. Yani her şeyi okumak zorunda kalmasın veya ilgi duyduğu bir kelime grubuna tıklasın, filtrelensin o yorumlar. Sadece o o tarz yorumları görebilsin ki almayacağı bir ürünse veya almaması gereken bir ürünse örnek veriyorum iade edebileceği bir ürünse almaması gerekiyor. Ki hem müşteri de memnun kalsın hem de bizler de bu maliyete girmeyelim. Çünkü iHaden'in de olarak ciddi bir maliyeti var. Bu müşteri tarafıydı. Tabii bir yandan da satıcılarımızı e, bu, bu, dediğimi bu, bu, Buzdağının işte görünen kısmı. <laughs> evet. Mi? Şey birçok konu var aslında değil mi? Yani tren yolu ekosistemini düşününce ben de böyle dışarıdan bir gözle bakınca değil mi? Yani klasik bir e-ticaret e platformu gibi görünüyor ama içeride bir kargolar, kuryeler, yurt dışına giden ürünler Onların iade... Ya yani Yurt kadar... dışına giden ürünlerin geçenlerde bahsediyorlardı. Uçağı nasıl yerleştirilmesi evet. gerektiğine kadar optimizasyon problemleriyle evet, Çok edecek adım adım değil mi? Birçok konu var böyle. Trannual Express'ten tut şeye kadar. Ve çok şanslıyız ki çok büyük bir verimiz var. Her adımı logluyoruz. Hem kullanıcının her yani hareketini. Işte ülkeli, <laughs> hem satıcının, data aynen. dediğimiz. <laughs> yani her her türlü verimiz var. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat. Yani bu veriye bakarak geçmişte neler yaşanmış? Hangi durumlarda müşteri memnun olmuş? Hangi durumda satın alım yapmış? Hangi durumda iade gerçekleştirmiş? Hangi durumda satıcı satış yapamamış? Satışları Az, ıı, artıramamış veya nasıl artırmış bunların hepsini görebiliyoruz. Bu sayede de bu veriden yararlanarak algoritmalar geliştirebiliyoruz. Bu bizim için mükemmel fırsat. Ee, Sadece verinin olması değil, bir yandan da hani e ticaret işini yapıyor olmamız da büyük bir şans e, esasında çünkü e, tüm sektörlerde olan farklı problemlerin hepsini görebiliyoruz. Bunları birleştirebildiğimiz, bunların çözümlerini birleştirebildiğimiz zaman asıl e, güç ortaya çıkıyor bu arada. Çünkü bir yandan e, mesela satıcılarımızda kredi e, verebilmek için de bazı çalışmalarımız var. O yüzden kredi risk skoru hesaplamaya çalışıyoruz bir yandan. E bir yandan e, kuryeye siparişi esayen etmemiz gerekiyor. Hangi ruttan gideceğine karar vermemiz gerekiyor. O, operation research e, problemleriyle uğraşıyoruz. E bir yandan satış tahminlemeye çalışıyoruz. E Bir yandan hangi kullanıcı hangi ürün satın alacak? Bunu tahminlemeye çalışıyoruz vesaire. Bir sürü farklı problemi... Bir de, bir de problemi şey geliyor. Bunun e, Türkiye'de yaptığımız bu işi Evet. <laughs> Kaç tane ülkeye yaydık şu an. Bütün Türkiye ve çevresindeki ülkelere de yaydığımız durumda. Şu an birçok ülkede operasyon yapıyoruz Ondan zaten. Ondan fazla ülke için ayrı algoritmalar çalıştırıyoruz. Evet, işin, çalıştırmamız gerek. 10 kat, 20 kat daha zorla zorlu hale geliyor. Kesinlikle. En zor tarafı ama şu şunu söyleyeyim. Şimdi mesela Türkiye'de çok ciddi bir hacme e, ulaştık. Şu an kurabileceğimiz algoritmalarla mesela örneğin Suudi Arabistan'da da satışa çıktık. Orada kurabileceğimiz algoritmalar çok farklı. Neden? Çünkü hacimden dolayı, müşteri profilinden dolayı farklı yaklaşmamız gerekiyor. Hadi bu aynı modeli İki tarafta da eğitelim gibi bir seçeneğimiz yok. Onun yerine işte her fazla uygun şekilde nasıl algoritma geliştirebileceğimizi öğrenebiliyoruz. Evet. Bu da bizim için büyük bir şans aslında. Hep aslında dönüp dolaşıp iterasyon Kesinlikle, değil mi? Doğru kesinlikle. algoritma diye bir şey değil mi? Nerede yok kesinlikle. aslında? Kesinlikle. Bizim de sürekli üstüne durduğumuz daha fazla test yapabilmek, data yani yeni algoritmalar train ederek eğiterek aslında. Evet hepsinin etkisini gerçek ortamda hı hı. deneyerek görebilmek ya sürekli fırsat arama aslında. İşimiz evet. o. Yani nerede hipotezler bir fırsat oluşturup var. oluşturup zaten evet. o yüzden data science deniyor. Aynen öyle. Veri bilimi denmesinin en büyük nedeni de bildiğim evet. kadarıyla şey. Evet. Yeni sürekli yeni Sürekli ne, neyi iyi yapıyoruz, neyi kötü yapıyoruz evet. bunlardan hipotez Laboratuvar üretip ortamında sonra bunun hipotezler. bunun deneylerini yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. Nezir'le bunlar ne zaman böyle anlatsa ben hep ona şey de evet. soruyorum. Ben senin hayatına nasıl kolaylaştırıyorum. <laughs> evet. <laughs> <laughs> bir sürü şey anlatıyorsun. Biz engineers çünkü. Yani, da, scientist olan Nezir. Aynen. Yani senin hayatına nasıl destek olabilirim? Bu sorunları çözmene şey, şey, yani, yani trend yolda onu da gördük He. aslında. Şimdi algoritmanın kalitesi ayrı bir e, 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 etki yaratırken, hmm. altında yatan mühendislik ve o mühendisliğin kalitesi ise bunu gerçekten kat ve kat artırıyor bu etki. Bunu çok fazla yaşadık. Doğru. Sen de biliyorsun. Doğru, i̇şte doğru. E, örneğin e, bir algoritmayı gerçek zamanlıya çektiğimiz zaman performansı bir anda iki katan neredeyse işte çıktığını gördük. Benim bir şey diyormuyor da e, e, aslında mühendis yolu inşa ediyor otoyolu. Evet e, scientist ise o, o, otoyolda o modeliyle değil mi? 150, 200 kilometre kaç olsun? 250 kilometre hızla gitmek Aynen. istiyor. Radara girmeden artık <laughs> ne kadar gidebiliyorsun? <laughs> ne ya? kadar hızlı gidebildiği aslında <laughs> tamamen mühendisliğin verdiği güçlü oluyor. Bir o bir de bazen farklı yollar açıyor mühendis ekiplerde. Evet. ekipleri de. Bu, bu, farklı yollardan da geçme şansımız Aynen. oluyor. Aynen. Bu da yani. bizim en büyük şeylerimizden galiba Tabii, değil mi? şu andaki yani en büyük vizyonumuz da, data, o. Makine öğrenmesi ve data scientist gibi rollerin aslında akışta Evet. Nasıl birlikte çalışması gerektiğini e, oturtmuş bir ekibiz mesela. Evet. Farklı olan değil mi? Dünyada genelde baktığımızda data scientistlerin yani en çok yoruldukları konular... ...genelde mühendislerin çözüm bulabileceği ölçek problemleri, Evet e, işte GPU'lar falan hepsi bunlar için. Evet. O akışın e, güzel olması, otoyolların inşa edilmesi. Bizim de zaten en çok odaklandığımız konu e, bu en büyük gündemimiz şu anda bu aslında. Yani şimdi Nezir bu kadar konudan bahsetti ama bunun gerçekten hızlı ve iteratif bir şekilde yapılabilmesi Aynen. için e, düzgün pipeline'larla, feature'larla bunun infer evet. edilmesine kadar o bütün o ML evet. life cycle içerisinde Nezir'in sadece ben bu modeli nasıl iyileştireme evet. odaklanmasına sağlamak giyip yani Tabii böyle hipotezi oluşturup deney sayısı öyle. 23 işte. O noktada <laughs> aslında hem platformlar geliştirmeye çalışıyoruz Hı -hı. hem e, bu platformu data quality ile desteklemeye çalışıyoruz Kesinlikle. ki datanın en kalitesi senin için şey, en önemli şey. konulardan en bir tanesi şey. abi. Evet. Ve aslında 7 yıldır da uğraşıyoruz. <laughs> yani bu arada böyle bayağı iyi bir, bir yere geldik. 7 al, yıldır uğraştı, iyi bir yere uğraşıyoruz şey, yani. O şeyi söyleyelim mi? Tren yolda hep kullandığımız bir şey var ya kötü günler geride kaldı. Biz böyle <laughs> ne zaman bir zor şeyin üstesinden gelsek evet, evet. işte e, e, daha kötü günler gelecekte bizi bekliyor. <laughs> Çünkü şey var. Hiçbir zaman aslında tren yolda biz olduk, bittik bunu yaptık demediğimiz için. Evet. Aslında bu lafın altında o yatıyor. Daha ne yapabiliriz? Daha iyiye nasıl götürebiliriz? Hep konuyu bir adım öteye taşımaya çalıştığımız evet. için Hiçbir zaman problem bitmiyor. Kesinlikle. Yani, i̇şte bitmeyecek de da, bu, bu arada. Bu daha evet. kompleks hale geliyor. Ya yani product mindset ile yaklaşmamızın bence çok hani evet. faydası da oluyor, de. etkisi de oluyor. Yani tamamen bunu bir ürün olarak görüyor algoritmayı. Bunun bir sürü parçası var. Her parçasını nasıl itere ederiz? Nasıl sürekli daha iyiye götürürüz? E, zaten fırsat var. Hiç Ve Bitmemesi varlığını gerekiyor. Varlığını Teorik olarak da zaten ya. bitmemesi gerekiyor. O yüzden de evet. bizde de hedefi sürekli fırsat Tabii var. Şimdi 7 yılı düşündüğün zaman kaç... E, e, tavsiye e, ürün tavsiyeleriyle evet. ilgili model denemesi yapmışsınızdır mesela nedir? Yüzlerce, yüzlerce yapmışızdır ve İki haftada hani haftada bir her hafta çok radikal değişimlerimiz de oldu. Evet. Yani çok inandığımız e, metodolojilerden vazgeçtiğimiz evet. veya sonra geri döndüğümüz zamanlar da oldu. Bunların hepsi birer öğrenmeydi tabi ve değişiyor. Çok dinamik bir dünya zaten. Evet. O yüzden de e, yani Zor bir daha dünya. kesinlikle e, bunlara da adapte olmamız gerekiyor. Adapte olabilmemizin yolu da iyi bir teknolojiden. iyi bir mühendisten ve iyi bir üründen geçiyor ve evet. e bunlar da sağlanabiliyor. E bunun yana veri de olunca ve kaliteli olunca, temiz olunca, tertemiz veri olunca problem çözmekte. Burada sana de, vakti. De. O da yani bir göz göze geldik. Hemen <laughs> <yani> <laughs> şöyle kaçırdım gözlerimi <laughs> <laughs> Ya bu arada şey kısmına da sonuna kadar katılıyorum. Yani bizim aslında. E ee, şu anda konsantre olduğumuz problemlerin hmm. dışında da daha bilmediğimiz problemler evet. de var ve yarın onlar daha çıkacak karşımıza. ve ee, öğrenmeye de çalışıyoruz evet. bu süreçte. Şimdi bundan 7 yıl öncesine baktığımızda abi Nezir sen nasıl çalışıyordun? Bugün nasıl çalışıyoruz? Burada Yok, çalışma pratiklerimiz de değişiyor. Evet, işte. Daha efektif nasıl oluruz? Onları sürekli keşfetmeye çalışıyoruz. Yani bu sadece <laughs> tren yolu da değil. Tabii. Kendi çalışma şeklimiz de değil Aynen öyle. bir mühendis olarak. Evet evet. Bir, ben yapay zekanın verdiği avantajları nasıl kullan, kullanırım da evet. daha efektif çalışırım. Evet. <laughs> bu, bu da çok şey bir Ki konu. Daha çok bu arada sadece yorum. yani şey gibi de değil. İşte bir data scientist'in, data engineer'in sorunu da değil. Aslında software engineer'in, evet. domain dünyanın, kitabını, değil mi bütün herkesin artık şeyi düşünmesi lazım. Ya ben bugün abi bu bardağı buradan buraya kaldırıp koyuyorum ama bunu acaba daha, bu kadar efor harcamadan yapabilir mi? miyim? He? Bunun da bir sürü cevabı var ve bir tane metodu da yok aslında. He. Orada da dediğim gibi her gün hep beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, çok şanslı olduğumuz konuda o tren yol bize birçok imkanı sağlıyor. Zor evet. zor çözmemiz gereken problemleri yani o 7 yıl 8 yıla bakınca her sene bir farklı farklı vardı. problemler var. Hatta şu. fazlası bile oluyor. İşte mesela çalışanlarımızın NPS'i yapılıyor. Komentleri, hmm. yorumları <laughs> geliyor. Onu, <laughs> onu bile, bile hadi klasifay <laughs> edelim. Sınıflandıralım da buradan şey evet. aksiyon çıkaralım, aksiyon çıkaralım. Hani buralara kadar evet. geldik. Ekip onu. büyüyünce artık data da büyüdü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama Orada bile data büyüyor abi. <laughs> yani. Data'nın büyümediği bir Eskiden bir, bir şeydi Excel'de Aynen. De değil mi? 30 satırda. <laughs> abi yine gerçekten şey gibi oldu. Nereden nerelere geldik diye. Yani te teknoloji ekibi kaç kişi olduk? Şu anda 2000'in üzerinde, üzerinde. Ben 113.ydim galiba. Hmm. Zamanda. Biz hepimiz aynı zamanda. Evet aynı zamanda. E, peki ya Cenk abi sana bir soru <laughs> sorayım. Şimdi bir sürü az önceden beri bahsediyorum. Bir sürü algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmaları hmm. destekleyecek platformlar geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada buralara bayağı recruiting de yapıyoruz. Hemen şuraya bir ürün yerleştirme. Şey, şuraya... Bizi, <laughs> iş ilanlarımızı şu adresten <laughs> takip edebilirsiniz. <laughs> Yapabiliyor muyuz bunu? <laughs> tamam süper. Hemen şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar abi <laughs> sana <sanırım. gülüyor> döndü. <Doğru> <laughs> Şimdi bu kadar işte platform geliştirme ya, platform yapıyoruz, algoritma geliştirme yapıyoruz ama bu konu gerçekten Terminatör'e gidecek mi? Yani bir gün böyle makineler hmm. bütün her şeyin kontrolünü alacak mı? Sen nasıl görüyorsun yani bu makine ya, öğrenmeyi? Mi? Evet veri bilimi nereye geliyor? Trend yolda daha neler yapacağız? Nasıl görüyorsun vizyon yani olarak? Ben şimdi 97'den beri çalışıyorum. Sektördeyim diyeyim. Yaşım ortaya çıksın. <laughs> <laughs> ee, yani ne oldu aslında? Bu değişimi ben gördüm mesela. Önce e, ben ilk mezun olduğumda web dünyası yeni yeni başlıyordu. Ondan sonra bir 2000'lerin ortalarına doğru 2005-2006 gibi mobil dünyaya Geçtik işte Nokia telefonlar 2000'lerin başında falan başlamıştı galiba. Nokia falan da yok değil mi artık? <laughs> Var da <gülüyor> <Microsoft>. <gülüyor> öyle yok yani abi. <laughs> mobil dünya başladı. Ondan sonra cloud değil mi? Bulut dünyası hayatımıza girmeye başladı. Yani Bulutlar bulut dünyasıyla beraber bizi aslında daha önce kurduğumuz o web, mobil dünyanın tüm datasını saklayabilir hale geldik. <laughs> sonra da, da datayın... Nasıl kullanabiliriz demeye başladık. Ah, o anda da artık bu işlemci teknolojilerindeki gelişimlerle beraber işte Nvidia'nın herkes hı. zaten farkında neler yaptığının GPU'larla beraber bu datayı çok kolay işlemeye başladık. Bu işlemci gücü arttıkça da e, algoritmalar da. Eskiden aslında birçok algoritmaya bakılınca değil mi 1980'lerde olan evet çok uzun zamandır konuşuldu e, bunlarla ilgili Türkiye, bilimsel makaleler yazıldı evet. bu e, yapay sinir ağları gibi konular çok eski olduğu görülüyor ama bunlar belki o teknolojinin verdiği Teknoloji avantajları olmadığı için yapılamıyordu. Tabii. Gerçekçi kesinlikle, değildi. Kesinlikle kesinlikle. ChatGPT'yi düşünelim. Yani evet. aynı 4 sene önce de aslında aynı metodolojide üretilmiş ChatGPT vardı. Evet. Ama hani kalitesi neden fark ediyor? Birincisi veri boyutu çok arttı. İkincisi bunu hesaplayabilecek bilgisayar gelmeye evet. başladı. Hem kaydedebiliyoruz datayı Evet. hem de kullanabiliyoruz artık evet. işleyebiliyoruz. Evet. O yüzden bu e, şey diyeyim döngü hızlanarak devam ediyor değil mi? Yeni yeni çip teknolojileri sürekli... Evet. Gelmeye devam ediyor. İşte Nvidia Blackwell platformunu duyurmaya hazırlanıyor yakında. Bu e, akış devam edecek. Şu an Nvidia'nın e, GPU'larına yatırım yapan şirketlere bakınca zaten en büyükler. İşte e, teknoloji şirketleri alıyor. İşte Meta'sı, Google'ı, Microsoft'u. Biz de bu arada e, GPU <laughs> alıyoruz mesela, H100'ler, e, e. A100'ler. Biz de kendi Doğru. GPU e, e, farmı oluşturmaya çalışıyoruz. Doğru. E, o yüzden bir altına hücum gibi bir durum var. Evet. <laughs> yani çoğu çok, çok insanın da o daha tek bir yerde olunca tüm insanlığı ne oluyor? Büyük zıplamalar, paradigma değişiklikleri oluyor. <laughs> o yüzden dünya büyük bir değişime gebe bence ha. şey olarak. Ama bu tabii birçok kural, regülasyon bunların da gelmesi gerekiyor. Genelde bunlar büyük problemler yaşamaya başladıktan sonra değil mi? çıkabiliyor. <laughs> yani orada bir şey noktası var ama e, e, beni yani heyecanlandıran konu bunun hızlanarak devam etmesi ve Tren yolda da bu sorunlara, bu problemleri, müşteri problemlerine e, direkt e, aşina olmamız. Abi hmm. international açılmamızın evet. en kolay yönlerinden biri o dil çeşitliliği ve yani anlık translation yapabilmek. Dinleyen, dinleyen, dinleyenler için bir örnek verelim Tabii. mesela ha. o konuyu. Evet. E, farklı farklı ülkelerde farklı dilleri konuşan alıcılarımız var. Satıcımız evet. işte Tokat'tan bir satıcı. Bu Polonya'daki, Romanya'daki, işte Suudi Arabistan'daki alıcıyla onların verdiği sorulara, yolladığı sorulara nasıl cevap verebilir? <laughs> Değil mi? Tam nokta atışı mesela evet. şey chatbotlar falan da var bu arada Evet. evet. Yani ürününü sadece hani de... bir cümle yazıyor sadece bir başlık koyuyor o başlıktan sonra e, bizler bunun özelliklerini çıkarıyoruz evet. ee, fotoğraftan sonra gidip bir açıklama yazıyoruz yine fotoğrafa bakarak ve bu başlığa bakarak daha iyileştirmeye çalışıyoruz Hı -hı. yanlış bir bilgi varsa onu değiştirmeye çalışıyoruz Hı -hı. vesaire sonra çeviriyoruz diğer dillere ve tüm farklı ülkelerde hemen satışa çıkmasını sağlıyoruz sonra da dediğin gibi soru cevabına kadar aslında Hı -hı. bu çevirileri yaparak destek ve, ve yani bu temel modeller aslında dünyada artık yaygınlık kazanıyor bence. Evet. Artık bir sonraki değil mi şeye geldi konu. Bunların üstüne neler yapılabilir? Evet. İşte kodlamadan tutun şeye kadar. Hı hı, i̇şte değişmiyor. müşteri botlarını bunlar daha akıllı hale nasıl bunlar da hep yapılıyordu. Sadece evrimsel süreç değil mi? Hepimiz şeyi görüyoruz. Bir anda böyle bir gelişim olduğu gibi hissediliyor. Aslında öyle değil. Aslında öyle değil. <laughs> bir anda olmadı da değil mi şey oldu bunu iyi bir ürün haline getiren bir şirket oldu ama ondan öncesinde de konuyu takip Kitlesel edenler... Kitlesel bir değişim başlıyor evet. şimdi onun ucundayız aslında. Herkes böyle bir baktı evet. ya bu mümkün müymüş demeye başladı. Evet aynen demeye arttı. <laughs> <laughs> Eskiden çok zordu ikna etmek bir algoritma bunu yapabilir <gülüyor> vesaire <gülüyor> demek. <gülüyor> evet. Ya haddini falan. Evet. <laughs> Artık daha rahat. Ve yani <laughs> konuyu... de erişilebilir de oldu. Bence o da çok kesinlikle. Önemli. Kesinlikle. Evet. Bugün chatgpt.com'a girip herkes kullanabiliyor. Evet. Evet. Ve çok yani Türkçede destekliyor. Çok erişilebilir. Herkes Mesela, öğrenmeye başlayınca tabii. şey de artıyor değil mi? Farklı yani birçok farklı düşünen insan bu konuya odaklanınca yani fikirler evet. de arttı. Evet. Her gün farklı bir şey görüyoruz mesela. çıkıyor e, İşte e, bir sürü inovasyon. Evet, Çünkü evet. iyi fikirler hep şey olur abi. O teknolojinin arka planında nasıl çalıştığını bilmeyen insanlar o teknolojiyi daha rahat çalınca der. Evet. Yani işte bir müşteri bakış açısıyla düşün. Sen çok teknik bir software engineer'sın. Sana gelip ya şunu şuraya koyamıyor muyuz? Çok basit iş Hı -hı. der. Hı -hı. Aslında o bir anda şey diyor. Aa evet aslında. Niye bunu Hı -hı. buraya zorlamıyoruz? Hı -hı. Lambasını yakabilirsen de. Ama arkadaki Teknik altyapıyı bilen adam ilk başta hmm. şey diye gelebilir. Ya bu burada evet. olmalı. Bunun yeri burası. Ne? Haliyle e, bugün herhangi bir kişinin işte bu tarz tool'lara erişebilmesi evet. oradaki yaratıcılığı, artırdı. farkındalığı Hı -hı. başka bir level'a evet. taşıyor bence. Burada gene tren yol reklamı alalım mı? Alalım <laughs> abi. Tren yolda bu problemlerle <gülüyor> fazlasıyla, <gülüyor> fazlasıyla, <gülüyor> fazlasıyla, <gülüyor> fazlasıyla uğraşmak <laughs> istiyorsanız. Evet. Ya bu arada gerçekten öyle. Hatta... <laughs> Bazı problemleri şu an tespit edememiş bile olabiliriz doğru mu? Kesinlikle. Çünkü çok çok problem. <laughs> çok problem. Yani bizim doku, Konu sadece Daha fazla değil. Doğru. Bunun lojistiği var, depo hmm. organizasyonu HR var, operasyon doğru. Bir sürü konu yani var. Bize gelen bir başvuruyu doğru ekipteki doğru arkadaşlarımıza nasıl buluşturabiliriz? Mesela, o bile bu bir çok problem. güzel bir problem. Aynen, evet. hmm. Aynen öyle. Ya peki abi bu kadar zamandır buradasın tekrardan. 7 yıl oldu ama. <laughs> Niye buradasın? Niye tekrardan? buradasın? Niye de var? Öyle bir girdim ki. Öyle oldu değil <gülüyor> mi? Bitmiyor. <laughs> Yok o öyle demek istemiyorum. <laughs> <laughs> yani. ha, bu arada gerçekten seni buraya ne bağlıyor, onun cevabını az önce verdik. Problemler. Yani. Problemler. Çok fazla peki, problem. Peki bu kadar çözüm. problem mi çözerken abi neler öğrendin? Hı -hı. Neler öğrenme fırsatı yakaladın Hı -hı. burada? Yani en e çok öğrendiğim şeylerden biri şuydu yani ortada bir teknoloji var hadi bunu nerede kullanalım vesaire aramasından ziyade ortada bir problem var ...bu problemi nasıl, nasıl, çözeriz? nasıl çözerize... E, ...odaklanabiliyoruz. E, bu bizim için. Bence Trendyol'un hmm. en güçlü taraflarından biri de bu. Yani bu hani az önce... ...yapay zekanın ne kadar hani popüler olduğundan... ...falan bahsettik de. Yani... ...yaklaşımımız bence bu teknoloji... Doğru, hadi, nerede kullan değil de... Tabii. ...bizim böyle gelişim alanlarımız var. Buradan fayda sağlayabiliriz. Burada... ...hangi teknolojiyi hmm. kullanabiliriz? ne Nasıl geliştirebiliriz bunu? Bu olması gerekiyor. Bence bunu... ...iyi yapıyoruz. Hmm. E, bunu da... ...çok ısrarcı olduk. O yüzden... ...iyi önceliklendirmeler yaptık. Doğru tarafı doğru problemleri çözmeye çalıştık. Bu da çok ciddi bir kazanç sağladı. Bence benim en büyük öğrenimim buydu açıkçası. Evet. Çünkü çok savrulabiliyoruz. Özellikle yapay zekanın da bu kadar gelişmesiyle, hızlı gelişmesiyle savrulma da daha da arttı normal olarak. Çünkü yapabileceğinin evet. şeyi yok, sınırı yok. Bir hype olan, değil mi? Kesinlikle. Trend olan bir şey. Onu takip etmiyoruz da. Kesinlikle. Problemler ne diye bakıyoruz. Hı hı. Yani biraz önce dedim ya, 2000 kişiyiz diye ben onu yaptım. 2000 kişi nasıl organize oluyor falan diye bazen sorular alıyorum ben. En kolay aslında en pratik yolu Nezir'in de bahsettiği gibi problemleri çözecek çözümler o etki çevresinde küçük küçük startup'lar <laughs> gibi organize evet, oluyor evet, Trend, doğru, evet, teknoloji. Evet. İşte küçük basketbol takımları gibi en evet. doğru tabir o ve o maçı kazanmaya çalışıyorlar. <laughs> Aynı anda belki 200 tane maç ee, oynuyor. Evet, evet. Ee, o yüzden de bir anda bakıyorsunuz işte bir ay içinde 200 ta farklı takımın 200 maçından çok güzel e evet, sayılar evet. elde ediyoruz. Abi, ben onu hep şey çözüyoruz. diye anlatıyorum ekibe de çözüme sorun bulmaya çalışmayın. Yani evet. Bir sorun var ona çözüm bulmaya çalışın. Yani evet. Bazen çünkü o. insanlara çözüme o kadar aşık olur ki. Ya buna bir sorun bulalım da bir yere koyalım. O startupların batma nedeni değil mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok bir abi. fikrim var. <laughs> Çok bir de doğru. şey derler ya elindeki tek şey çekişse evet. bütün... Problemler çivi Kaşke gibi, çivi gibi şey görünür. diye Hı -hı. Aynen öyle yani. abi. Hı -hı. Peki e, artık böyle bu arada şey zamanımızı da verimli kullanmak adına son bir soruyla da. Son bir soru. E, Bana mı? Gene ikinize, şey i̇kinize. birden bir sen, sen abi. Sen cevapla. Sen sor abi. Evet, tamam. Sen sor <laughs> abi. Bu arada arada sohbet havasında geçtiği için ben valla fazlasıyla <laughs> girdim abi. E, yani bugün aslında hepimizin aklında bir şey kalsın istesek. Hı -hı. Ne dersiniz? Bu arada bu şun şunu, şunu da şöyle düşünebilirsiniz önümüzdeki bir yıl iki içerisinde trend yolda biz işte makine öğrenmesiyle şu şu alanlara damga vurmak istiyoruz veya şu alanlarda gelişim noktamız var ve buralara odaklanacağız hı -hı. Veyahut da odaklanacağımız yerleri de bilmiyoruz ama şunları şunları hı -hı. yapıp keşfetmeye çalışacağız hı -hı. Hı -hı. deseniz aklınıza ne gelir? Problemler açısından düşününce ya yani problem havuzumuz çok çeşitli o yüzden de her alanda belli bir yere gelme hedefimiz var Tabii bence ilk odağımız şu aslında bunun çok iyi bir altyapısını kurmak ki seviyemizi dünya çapında bir yere çıkarabilelim. Çünkü en önemli Ben de aynı şeyi derdim bu ke arada. Bence altyapı evet. çok önemli. Bir konu. Evet. Yani bu deneyleri gerçek hayatta yapabiliyor olmamız evet. lazım. Ee, uygulamamızı da hayata geçirebiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden de en önemlisi ben gerçekten bu altyapının dünya çapında olması ve e, dünya çapında algoritmaları da e, kurabilmemiz olarak adlandırdım. Evet. Ben de buna bir yine engineer şapkasıyla cevap vereyim. Yani Türkiye'deki böyle belki çoğu değil mi ekosistemin gözden kaçırdığı bir konu data science ile data arasındaki o ML engineering, data evet. engineering şeyi köprüsünün kurulması burada genç arkadaşlara da tavsiyem. Değil mi? Birçok farklı teknoloji bizden var. Bizden bahsetmiyorsun end. değil mi? Abi? Yok, Genç datadan, derken. data engineering'den bahsetmiyorum. <laughs> Gençlerken bizden <laughs> Genç, bahsetmiyor. <bahsederken gülüyor> <değil mi>? Yok. <laughs> 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 yani şey yaparken işte birçok front-end teknolojisi var, back-end teknolojisi evet. var. Hani full stack development diye bir şey var. Back-endçiler front-end falan kodluyor. Şimdiye kadar benim hissettiğim bu data konusu çok böyle back-end engineering ya da front-end değil mi? Sayıcı olarak fazla <gülüyor> <gülüyor> o sınıftaki arkadaşlarımızın çok girdiği bir konu değildi. Ha, hı hı. Bence yeni dünyada artık o e, şeyin farkındalığın, ilginin değil mi, artması gerekiyor. Yani iyi bir backend engineer'ın, bir principal, bir staff engineer'ın mesela data konularını hı hı. kesinlikle bilmesi, hı hı. E, konularda birçok işte kesinlikle data scientist'lerle çalışıyor olması, yani e, şey, bu yetenekleri de kazanması gerekiyor Tabii bence. Kesinlikle. Ben böyle 20 yıl öncesine gitsem neyi farklı yapardım e, kariyerimde diye bugün başlasaydım kesinlikle işte backend falan e, gibi konular haricinde bu konulara da çok Doğru. ilgi. zamanım e, zamanımı bu, buna da harcardım diyorum. En önemli şey de orada. Ya bu arada bu yine bir problemden de aslında. Hı -hı. Baktığınızda scale küçükken bir kişi bir data scientist pipeline'da yazıyor. Evet. Datayı <laughs> da alıyor, modeli Hı -hı. de oluşturuyor ama scale büyüdükçe Duvara Odaklanması çarpıyor. gerekiyor, evet. modele odaklanma. O yüzden aslında bu roller doğal olarak doğal oluyor. oluyor. ve şu anda çok net trend Trendyol'un önümüzdeki dönemdeki en önemli konularından evet. bir tanesi. Machine, machine Learning yani. Evet. Ve bu konuda da sunacağımız altyapılar. yapılar, evet. bunun da her gün gelişmesi. Şu anda da ekip bayağı üzerinde efor harcıyor. nezirlerle de yakın çalışıyorlar. Evet. E i̇nşallah daha da iyi gidecektir ben diyelim. Data Scientist sanki Machine Learning Engineering ile o aradaki disiplin rol. Farkı tanımı değil mi Türkiye'de ya, oturmadı şey, da yüzde yüz oturmuş değil evet, dünyada evet. da değil evet. aslında ölçek problemi Evet. evet. o yüzden evet. tren yolunda bu konularda önce olması gerekiyor diye düşünüyoruz biz Kesinlikle. o yüzden machine learning platform ekiplerimiz var machine learning engineering konusunda ekibimizi yönlendiriyoruz çok farklı yani evet. ee, ilk dediği gibi aklımız fikrimiz gece gündüz bizi uykusuz <laughs> bırakan konular. çok evet, <laughs> da keyifli onu söyleyeyim keyifli, aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya, zaten Bak yedi yıl, yedi yıl, yedi yıl diyoruz. Sebebi bu işleri yaparken keyif alıyor olmamız evet. lazım. Yoksa zaten kimse evet. <laughs> işte zul gördüğü bir yerde bir de bu kadar uzun süre durmaz. Şey olmuyor mu İlker mesela öğrendikçe bu konuları farklı disiplinden gelen insanlar... Ben mesela İlker, senle çalışınca, Nezir'le çalışınca birçok konuyu böyle bir backend engineering'den gelen bir insan olarak... Bir problemin farklı yollardan nasıl çözülebildiğini de gördükçe o çeşitli evet. disiplinlere de aşina oldukça şey oluyor. Evet. E, farklı düşünme yeteneği kazanıyor ben insan kesinlikle. Farkında data servis mesh, data mesh bunlar evet. da aslında hepsi değil mi? E, Aynı yani, şeyin iz düşümleri gibi evet Ölümleşen. o tarafa hmm. ölçek yakınlaşması, evet. ölçek sorunlarını çözmesiyle ortaya evet. çıkan konular. Haliyle eee güzel konular. Önümüzde challenge bitmez güzel evet. konular. Bir Hiç ürün bitmedi. yerleştirmeden <laughs> sizleri de aramızda görmek <laughs> isteriz diyeyim. Evet. Ee, Valla çok keyifliydi benim açımdan. Bizim ee, o zaman bir çay kahve içelim. Bir çay kahve e, arası vermek için biz de yavaş yavaş vedalaşalım. Umarım e, sürçülisan etmemişsinizdir. Evet. de affola. E, olabildiğince kendi aramızdaki bir sohbeti paylaşmak Aynen i̇şte kameraları şimdi fark ettik. Aaa <laughs> orada mıydınız? Evet. <laughs> 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 Bundan sonraki yayınlarımız, podcastlerimiz için lütfen bizi takipte kalın. Bu arada Nezir'e, Cenk abiye, bana LinkedIn'den de her zaman ulaşıp sorularınızı yetebilirsiniz. Olabildiğince hızlıca dönemeye evet. çalışıyoruz. Bizi takipte kalın.